Geliyorum şimdi. Üzülme sakın, tamam mı? İyileşecek. Ben de hep yanında olacağım. Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Geçin, ben geliyorum şimdi. Ne haber? İyidir. Senden ne haber? İyiyim. Ne yapıyorsun sen burada? Umut, biliyor musun, hayat çok acayip. Bizim tomografi cihazımız bozuldu da bir hastamı buraya getirmek zorunda kaldım ama yani Alper gelecekti, son anda ben geldim. Sen? İyi. İyiyim ben de işte. Aynı ya, bildiğin gibi. Benim de bir arkadaşım annesi rahatsızdı. Onu ziyarete geldim. Arkadaşın mı? Sen niye bana söylemeye çekiniyorsun ki? Ne o ya, niye çekiniyorsun? Umut, ben seni gerçekten çok seviyorum. Ve senin mutlu olmanı çok isterim. Gerçekten. Biliyorum ya. Bunu işten söylediğimi biliyorsun. Biliyorum, biliyorum. Yani şeyden böyle bir hani yanlış anlama, böyle çekingenlik falan durum değil yani. Ne bileyim yani hani böyle hani oturur ayrıca konuş. Vaktin var mı senin? Varsa oturalım konuşalım ama gideceksin herhalde. Ha? Ben de isterdim konuşmayı ama gitmem lazım şimdi. Bu arada benim de sana söylemek istediğim bir şey var. Ben evleniyorum. Gerçekten? Hadi ya. Çok iyi, güzel yani. Çok güzel. Hayırlı olsun. Çok mutlu olursunlar. Umarım sen de. O zaman gidiyorum ben. Tamam, tamam. Haberleşiriz, tamam. Hoşçakal. Demek ki evin barkın, kimin kimsenin yok buralarda, öyle mi? Öyle Hasan amca. Memleketten 4 arkadaş bir bekar odasını paylaşıyoruz işte. Ana yok, baba yok, para zaten yok. Ama ne yaparsın, hayat mücadelesi işte. Allah yardımcı olsun evladım. Allah size güç kuvvet versin. Aha, geldik, bizim evimiz burası. Gel. Gel bakayım. Geç. Hoş geldin Hasan Bey. Sen işte değil miydin? Sorma hanım. Bazı aksilikler oldu. İşten ayrılmak zorunda kaldım. Hay Allah, ne oldu ki? Anlatırım sonra. Bu delikanlı adı Zafer. Aynı yerde çalışıyorduk onunla. Hoş geldin oğlum. Ne oldu sana? Önemli bir şey değil abla. Ufak tefek aksilikler işte. Ah be hanım, ah be hanım. Bazı insanlarda vicdan, merhamet kalmamış.
Hasan Bey, ne oldu böyle? Dövüştünüz mü yoksa siz? Anlatacağım, merak etme. Varsa sen bize bir çay falan koy da bir soluklanalım biz. Tamam tamam, getireyim. Geç oğlum, geç evladım, geç. Geç evlat, otur şöyle, otur bakayım. Geç, şöyle geç. Buraya her geldiğimde kendimi çok güçsüz ve yalnız hissediyordum. Benimle geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayrıca çok mutlu oldum annemle tanıştığım. Akşam ararım seni. Efendim Nesrin Hanımcığım. Aa, Oğuz Bey, nasılsınız? İyiyim efendim, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Acaba benimle ilgili Enver Bey'le konuşabildiniz mi? Ah efendim, hayır. Zamanım olmadı, arayamadım. Ama siz hiç merak etmeyin. Ben konuşup halledeceğim o meseleyi. Oğuz Bey, lütfen. Durumumu biliyorsunuz. Benim için çok önemli. Evet efendim, evet. Siz benden haber bekleyin, olur mu? Daha çok beklersiniz. Adi herif. Eminim elinden geleni yaparsın sen. Mr. Eren, that definitely very important and very big news. Buyurun Nesli Hanım, dinliyorum. Enver Bey'in İstanbul'a döndüğünü duydum. Eğer müsaitse onunla görüşmek istiyorum. Nesli Hanım, biliyorsunuz artık bizimle çalışmıyorsunuz. Bu yüzden Enver Bey'in sizinle görüşmek isteyeceğini sanmıyorum. Zeynep Hanım, lütfen. Söyleyeceklerim gerçekten çok önemli ve acil. Ona görüşmek istediğimi iletir misiniz lütfen? Şu anda bir toplantı halinde. Ama yine de sorayım kendisine. Tamam, çok teşekkür ederim. Peki, gelsin. Nesli Hanım, Enver Bey sizi bekliyor. Çok teşekkür ederim Zeynep Hanım. Hemen geliyorum. Neyse, bir şey olmaz. Sen güzelce düzenle, bana rapor edersin. Ne haber? İyi. Ne o suratın hali? Bir şey yok. Bir şey yok. Tabii canım, Alper Bey zaten hep sırıtır değil mi? Vallahi bir şey yok. Yok bir şey. Aman Alper, iyi söyleme. Nasıl olsa öğreneceğim yani. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Tabii ki anladım sebebini. Tabii tabii. Ben çıkıyorum. Bir tane çalalım. Ağlıyorum, lafım oldu. Ha efendim. İnanamıyorum. Gerçekten buna inanamıyorum. Sen tatlı bir şeymişsin böyle. Senin mutlu olduğunu bilmek benim için daha önemli. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Görüşürüz. Duyuyorum kardeşim, duyuyorum.
Vay be, sen de iyiymişsin be abicim ya. Ben de kendimi böyle kadın ruhundan anlayan romantik biri falan zannederdim. Sen ne duygusal, ne hassas bir adammışsın. Bak, önünde saygıyla eğiliyorum. Şeref abicim. Evet. Afiyet olsun. Kardeşim benim ya. Hoş geldin Neslihan. Otursana. Teşekkür ederim. Hoş bulduk Enver Bey. Siz de hoş geldiniz bu arada. Önemli olduğunu söylemişsin. Seni dinliyorum. Enver Bey, gerçekten uzun bir aradan sonra sizi görmek beni çok mutlu etti. Aramızda yaşanan tatsızlığa rağmen. Beni hayal kırıklığına uğrattın Neslihan. Sana çok güvenmiştim. Emel Bey, bunun için gerçekten çok üzgünüm. Bakın, ben buraya özür dilemeye ya da affınızı istemeye gelmedim. Ben sadece size olan sadakatimden ötürü bilmeniz gereken bir şeyi söylemeye geldim. Neymiş o? Murat Bey bana bir iş teklifinde bulundu. Beni tekrar köşke döndürebileceğini ama bunun karşılığında Feyza hakkında olup biten her şeyi ona iletmemi istediğini söyledi. Hatta? Bakın, bunu söylemek gerçekten zor. Ama Feyza ile olan ilişkisini ilerletebilmek için benden yardım istedi. Ve bunu yapmazsam beni öldüreceğini söyledi. Sen ne dedin peki? Ben tabii ki böyle bir şey kabul etmem asla. Seni öldüreceğini söylemesine rağmen. Yani tabii ki kabul etmiş gibi göründüm ama Emel Bey, ben size asla böyle bir şey yapmadım. Tamam Neslihan, bu kadarı yeterli. Haklıymışsın, önemli bir konuymuş. Teşekkür ederim. Şimdi izin verirsen yapmam gereken bazı işler var. Emel Bey, beni affetmenizin hiçbir yolu yok mu? İnanın sizinle tekrar çalışmayı çok isterim. Bu konuyu düşüneceğim Neslihan. Zeynep sana haber verir. Çok teşekkür ederim. Korkarım Murat konusunda şüphelerim haklı çıkıyor Zeynep. Ne dersin? Öyle görünüyordu efendim. Ya ama niye böyle bir çılgınlık içinde olduğunu bir türlü anlayamıyorum. Tamam. Bazı yetenekleri var. Hırslı, gözü kara. Ama onu ben var ettim. Ben olmasam bir hiçti. Şimdiye kadar hep sadık davrandı. Şimdi niye böyle yolunu şaşırsın ki? İsterseniz bu konuyla ilgili bir şeyler öğrenmeye çalışabilirim. Hiç gerek yok. Nasıl olsa bir gün kendisi gelip her şeyi itiraf edecek. Vay be. Evleniyor yani, öyle mi? Evleniyor. Vallahi Ne denir ki bilemedim şimdi, daha güzel. Hayırlısı olsun mu denir bilemedim yani. Ben de bilemedim işte kanka yani. Vallahi bilemedim ben de. Yani benim aslında böyle kendime sıkılıyor canım ya. Bir kötü hissettim kanka. Halbuki sana ne değil mi?
Yani sen boşanmışsın, bitmiş gitmiş artık. Bakma zaten o herifle evlenince belliydi onun. Evet. Ya birader şöyle düşün. Eninde sonunda evlenecekti değil mi zaten? Tabii. E tamam, senin de hayatında birisi var, ne güzel. Abi ikiniz de önünüze bakacaksınız ya. Ha? İşte abi öyle, ne bileyim. Öyle şey olmuyormuş yani hani. Biraz acıttı ya. Neden bilmiyorum da hani koymaz diyordum. Ama bir çıtır koydu yani. Ne bileyim. Abi ne yapacaksın işte? Hayat. Hayat. Her zamanki gibi mükemmel olmuş, gülümser. Eline sağlık. Değil mi Feyza? Evet, evet Gülümser Hanım. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Sen beğendin mi Murat? Ben daha tadına bakmadım. Kaan nerede? O çok sever bu tatlıyı. Kaan yedi efendim. Hiç kaçırır mı? Baba kesin başında beklemiştir. İbrahim'le bahçede top oynuyorlar şimdi. Güzel. Tarık Bey, bir misafiriniz var efendim. Kimmiş? Alsana kızım içeri. Merhabalar. Hangi cüretle tekrar gelmeye kalkışıyorsun bu eve? Hiç değişmemişsiniz Tarık Bey. Yine eskisi gibi bir anda parlıyorsunuz. Ama artık sakin olmalısınız. Bu yaştan sonra bunlar sizin için iyi değil. Bırak şimdi bu lafları. Feyza seni bir daha bu evde görmek istemediğimizi söylemedi mi sana? Bu kez sizi görmek için geldim. Umarım bana ayıracak vaktiniz vardır. Biraz konuşmamız gerek. Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Bu sizin için çok önemli Tarık Bey. Çok kıymetli vaktinizden biraz zaman ayırırsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Söyleyecek neyin olursa olsun umurumda bile değil. Tek istediğim ailemin çevresinde dolaşmaman. Daha fazla canımı sıkmadan çekip bu evden. Bu görüşmenin kaçınılmaz olduğunu ikimiz de gayet iyi biliyoruz Tarık Bey. Bana bunu borçlusunuz. Sana hiçbir şey borçlu değilim. Rahat bırak bizi. Ayşegül, yolu göster. Bana bir hayat borçlusunuz Tarık Bey. Yeter! Yeter artık! Daha fazla bu saçmalıklarını duymak istemiyorum seni. Defol evimden! Baba, baba lütfen sakin olur musun? Emer yapma ne olur. Bu ısrarın nedenini gerçekten anlamıyorum. Bence de konuşmak için uygun bir zaman değil. Yıllar geçtikçe babana ne kadar çok benziyorsun Murat Seyhan'la. Değil mi Tarık Bey? Zavallı Rıza Bey'in aramızdan ayrılışı hepimizi ne kadar sarsmıştı değil mi? Ne istiyorsun benden? Söyledim. Sadece konuşmak istiyorum. Peki. Öyle olsun. Yıllar sonra seni yeniden görmek çok güzeldi Murat. Umarım yeniden karşılaşırız. Ama gördüğün gibi bu yani hiç beklenmedik bir karşılaşmaydı. Hiç kendini üzme bunun için. Emir'i bir türlü anlayamıyorum. Onu görmek istemediğimi çok açık bir şekilde söyledim.
yapmaya çalışıyor bilmiyorum. Neden bu kadar ısrarcı? Onun bu hali beni daha çok tedirgin ediyor. Feyza, endişe edecek bir durum yok. Tarık Bey gerekeni söyleyecektir. Meseleyi çözecektir. Asıl mesele benim Murat. Ne yapacağımı, ona nasıl davranmam gerektiğini bilmiyorum. Kimsenin seni huzursuz etmesine izin vermeyeceğim. Bu Emrah bile olsa. Biliyorum. Senin yanında kendimi çok huzurlu hissediyorum. Ama Emir'in her gün yeni bir sürprizle karşıma çıkması beni çok tedirgin ediyor. Korkmana hiç gerek yok. Ben senin yanındayım. Seni dinliyorum. Ne söyleyeceksen söyle ve çık git buradan. Neden geri döndüğümü hiç mi merak etmiyorsunuz Tarık Bey? Feyza içinse boşuna uğraşıyorsun. O seni defterinden çoktan sildi artık. Ama onun aklını çelmeye kalkışırsan karşında beni bulursun. Bunun için sizden izin alacak değilim. Feyza'nın kalbini tekrar kazanacağım. Onunla yeniden aile olacağız. Ve bunu engellemeye hiç kimsenin gücü yetmeyecek. Ne sizin ne de başkalarının. Feyza'nın kalbini yeniden kazanacağına inanman şaşırttı beni. Benim tanıdığım Enver gerçekçi bir adamdı. Böyle boş hayaller peşinde koşmazdı. Beni tanımamışsınız. Hayallerimin ve onları gerçekleştirme gücümün bir sınırı olmadığını yakında anlayacaksınız Tarık Bey. Maksat güç yarıştırmaksa sen zararlı çıkarsın. Tarık Karasuad'ı birkaç beden büyük gelir sana. Bunu sen iyi bilirsin. Denedin. Beni fazlasıyla zorlama. Oğlumuzu kaybettiğimiz o kazadan sonra yaşadığımız travma, Feyza ile çektiğimiz acılar, onun benden uzaklaşması ne kadar işinize yaradı değil mi Tarık Bey? Benden kurtulmanız hiç zor olmadı. Oğlunu kaybetmiş bir babayla uğraşmak, dik başlı bir damatla uğraşmaktan çok daha kolaydı. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? O senin oğlunsa benim de torunumdu. Bunun acısını çekmediğimi mi söylüyorsun bana? Size vicdanı hatırlatmaya hiç tahammülünüz yok değil mi? Beni de bu yüzden kopardınız ailemden, ülkemden, ait olduğum her yerden. Yeter artık. Seni daha fazla dinlemek istemiyorum. Derhal çık git buradan. Bu fotoğrafı kimin çektiğini hatırlıyor musunuz? Ailede bütün fotoğrafları ben çekerdim. Umurumda değil. Zekanızı her zaman takdir etmişimdir. Aile fotoğraflarında yer almamı istemediğiniz için hep benden rica ederdiniz. Anlamadım. Ne demek oluyor bu? Beni hayatınızdan çıkarmaya çalışmak, aile fotoğraflarından çıkarmak kadar kolay olmayacak Tarık Bey. Bundan sonra hiçbir şey arzu ettiğiniz gibi olmayacak. Tahmin ettiğinizden fazlasını biliyorum. Yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz. Sen tehdit mi ediyorsun beni? Tehdit? Tehdit, korkak insanların cesur görünmek için kullandığı bir yöntemdir, benim değil. Elinden gelen ardına koyma. Şunu kafana sok ki ne Feyza'yı geri kazanabilirsin, ne de bana en ufak bir zarar verebilirsin. Böcek gibi ezerim seni. Duydun mu? Daha sakin, daha soğukkanlı bir Tarık Karasu düşünmüştüm. Yıllar sizi çok yormuş Tarık Bey. Eskiden bu kadar paniğe kapılmazdınız.
Dün gece... neredeyse beni kendine inandırıyordun biliyor musun? Beyza. Gerçekten çok acı çektiğini... benim için döndüğüne neredeyse inanacaktım. Neden bu kadar öfkelisin Enver? Sen benim için değil. Yıllarca içinde biriktirdiğin nefreti kusmak için gelmişsin. Yakında olan biten her şeyi anlayacaksın Feyza. Anlatın o zaman. Lütfen. Seni asla unutmadığımı da. Söylediklerini duydun değil mi? Onun derdi sen değil, ailemiz. Yıllardır içinde biriktirdiği intikam fikri. Başka hiçbir şey değil. Feyza. Lütfen onun söyledikleri aklını karıştırmasın. Her şeye rağmen anlamakta zorlandığım bir şey var baba. Neden senden bu kadar nefret ediyor? Neden Enver bütün hayatını senden intikam almaya adadı? Gerçekte ne oldu aranızda baba? Benden sakladığın bir şey var. Ne olabilir ki? Kendini aklamaya çalışıyor. Feyza. Lütfen bu konuda daha fazla zorlama beni. Peki. Öyle diyorsan öyledir baba. Görüyorum ki söylediklerimi pek anlamamışsın Murat. Ben sizin söylediklerim... Son günlerde beni oldukça şaşırtıyorsun. İyi günler Enver Bey. Kolay gelsin Müşfik Efendi. Sağ olun beyim. Merhaba Kaan. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Beni hatırladın değil mi? Evet. Barış'ın babasısınız. Bakayım arabalarını. Çok güzeller. Evet. Benim arabalarım. Ben arabaları çok seviyorum. Baban gibi yani. Hı hı. Biliyor musun babanla benim yarış arabalarımız vardı eskiden. Gerçekten mi? Tabii. Hem de yarış arabaları. O zaman siz de arabaları çok seviyorsunuz. Ama artık bilmiyorum öyle arabaları. Neden? Bence yarış arabaları hem çok güzel hem de çok hızlı. Haklısın. Görüşürüz Kaan. Görüşürüz.
anlamıyorum. Neden geri dönmek için kendimi iyi hissettiğim şu anı seçtik? Hala mı merak ediyorsun? Bizim için döndüğü, ne planlar hazırladığı apaçık ortada. Baba, söylediklerini gerçekleştirmek için ne yapacak sence? Bilmiyorum. Zaten umurumda da değil. Tehditlerine bakılırsa şirket üzerinden başımızı derde sokabilir. Enver konusunda bence çok dikkatli olmanız lazım. İş hayatında nasıl hamleler yapacağını kestirmek kolay değil. Dubai'deyken birkaç olayına şahit olmuştum. İstediğinde çok tehlikeli birisi olabiliyor. Peki geminin ihale sürecinde yapmayı planladığı şeyler gerçekten bizi sıkıntıya sokar mı? Yani bence bu konuda endişe etmemize hiç gerek yok. Enver nüfuzunu kullanmaya çalışsa da bu ihalede, temsil ettiğim fonun katılımcıları açısından benim fikrim her zaman belirleyici olacaktır. Bunu duyduğuma sevindim. Çünkü bu ihale süreci ve geminin yapım aşaması mali bakımdan bizi zorlayabilir. İşte bu noktada bir aksilik çıkarsa şirketimiz açısından ciddi sorunlar doğabilir. Beğendin mi? Çok lezzetli. Önecat, ben daha anneme evleneceğimizi söylemedim, biliyor musun? Ne zaman söyleyeceksin? Bugün söylerim herhalde. İstiyorsan yanında olabilirim. Teşekkür ederim. İlk başta ben yalnız konuşayım, tamam. Sonra birlikte de konuşuruz tabii. Tamam. Haberler mi? Öyle görünüyor. Biliyor muydun sen? Ben bugün başka bir hastaneye gitmek durumunda kaldım. Bir hastamla orada karşılaştım. İstiyorsan kalkabilirsin. Yok, hayır. Böyle bir şeye hiç gerek yok. Önce bir anda karşılaşınca garip geldi de o yüzden. Yemek çok güzel değil mi? Ya yok artık. İstersen kalkabilirsin. Yok ya, ne kalkması Allah Allah, sen de. Yani ben gayet rahatım, bir sorun yok. Rahatsız olamazsın, kalkar gider zaten. Hadi hadi. Acıktık, ne yiyeceğiz? Seninle konuşmak istediğim bir şey var. Bilmiyorum. Yani biliyorsun artık holdingle ilişkim kesildi. Araba işte rafa kalktığına göre şöyle sen, ben, Kaan. Yeni bir hayat. Her şeyden uzak. İstiyorsan yurt dışına yerleşebiliriz. Orada yaşayabiliriz yani. Bu çok önemli bir karar. Yani çok iyi düşünmemiz gerekiyor değil mi? Ama... Sen ve Kaan'dan başka hiçbir şey beni ilgilendirmiyor artık. Peki sorumluluklarımız, ailemiz, sevdiklerimiz, işlerimiz. Yani ben doktorum ha deyince öyle çekip bir yere gidemem. Araştırmamız lazım. Bunların hepsini aşabiliriz. Bir yandan da Kaan var tabii. Düşünsene, hiç dilini bilmediği bir yerde, hiç tanımadığı insanlarla birlikte olmak ona zor gelebilir. İyi geleceğine eminim. Bence düşün. Tamam. Tabii ki düşüneceğim. Bir şey soracağım sana. Ali Neşet'i ne kadar tanıyorsun? Ne kadar iyi tanıyorsun yani? Niye soruyorsun? Naz'la birlikteler diye mi? Yok ya, ne alakası var be sende? Öylesine soruyorum yani. Tanıyorum işte yani.
Uzun zamandır yanlarında çalışıyorum biliyorsun. Tam olarak neyi öğrenmek istiyorsun? Bilmem mi yani işte. Ne varsa. Kıskanıyor musun onları? Yok ya. Yani nereden çıkartıyorsun sen bunu? Yani sadece soruyorum işte. Hani gerçekten nasıl biri olduğunu merak ediyorum. Bir insan bir insanı durduk yere merak etmez de ondan soruyorum. Ne demek yani? Sen Naz'la Ali Neşat'ın birlikte olmasından rahatsız mısın? Ben? Yok yani niye rahatsız olayım deli misin? Yani rahatsız olacak olsam boşanmazdım herhalde. Yani o iş bitti gitti tamam yani artık. Onunla ilgili bir şey yok. Hani nasıl diyeyim şimdi Naz benim artık hani böyle çok eski bir arkadaşım oldu ya öyle bir durumumuz var artık. Haliyle bunlar evlenecekler ben gerçekten nasıl biri olduğunu merak ediyorum. Öyle bir şey yani daha çok. Evlenecekler mi? Yok artık. Ali Necat ve evlenmek. Birbirinden o kadar uzak kavramlar ki. Demek ki ben yanlış düşünüyormuşum. Ali Necat'ın Eylül'le ilişkisinden sonra yeniden bir ilişkiye başlayabileceği, hatta bunu evliliğe götürebileceği gerçekten hiç beklemezdim. O kim? Ali Necat'ın büyük aşkı. Benim de üniversiteden arkadaşımdı. Herkes evleneceklerini düşünüyordu. Ama kazadan sonra ilişkileri kötüye gitmeye başladı. Barış'ın ölümü ikisini de çok kötü etkiledi. Sonra ayrıldılar. Aynı zamanda Feyza'nın kocası Emre Bey'in de kız kardeşi. Ne karışık bir şey ya. Ne yapıyor peki şimdi? Ayrıldıktan sonra Almanya'ya gitti. Sonra da bir daha haber alamadım ondan. Efendim. Ya sen kimi çektin böyle? Ne kadar hayırsızsın. Hani ben aramasam hiç aklına geleceğim yok değil mi? Abi niye öyle diyorsun? Biliyorsun ne kadar yoğun olduğumu. Ama haklısın tabii yani sen kusura bakma. Özledim seni. Sesini duymak istedim. Ben de seni çok özledim abicim. Nasılsın? Neler yapıyorsun? İyiyim iyiyim. Hatta çok iyiyim. İstanbul'a döndüm. Eylül? Orada mısın?
Buradayım abi. Şaşırdım biraz. Yani sevindim de tabii. Biliyorum çünkü ne kadar özlediğini ama. Neden döndün peki? Artık dönme vakti gelmişti. Teyze'yi gördün mü? Evet. Hala eskisi kadar güzel. Nasıl karşıladı seni? Pek kolay olmadı tabii. İkimiz için de kolay olmadı. Bak bunlar telefonda konuşulacak şeyler değil. Madem özlediğini söylüyorsun. Hadi gel. Yüz yüze konuşalım. Hasret gideriz biraz. Ha? Abi ben... Ne? Ne? Sen ne? Daha fazla ne kadar saklanacaksın kızım? Abi yapamam işte. En azından şimdi. Bakayım. Dönme kararı vermek benim için de kolay olmadı yavrum. Dönmeye hiç hazır değilim sanırdım. Aslında hazırmış. İkimizin de... Geçmişle ve herkesle yüzleşme vakti geldi artık. Bunları telefonda konuşmayalım. Hadi hazırlığını yap, uçağa gönderiyorum. Hayır abi, lütfen yapma bunu. Ben şu anda gelmek istemiyorum. Hem benim yapmam gereken bir sürü iş var burada. Şu anda müsait değilim. Daha sonra konuşalım mı? Kendine iyi bak. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Hoşçakalın. Ha, efendim Mert. Abi ben yeni atölyedeyim. Buranın faaliyetini bitirmek için senin gelmen gerekiyor. Gelmem şart mı? Sen halledemez misin? İmzalaman gereken bazı evraklar var. Tamam. Tamam peki geliyorum. Atölyeye gitmem gerekiyormuş. İstiyorsan beraber gidelim sonra bırakırım seni. Tamam tabii hadi. Olur. Bir hesabı alabilir miyiz? Konuşmuyor musunuz? Yani konuşmuyor değiliz de şimdi burada böyle ne konuşacağız yani böyle garip de bir durum falan var. Bir de adamla da öyle pek hani iyi ayrıldığımı söyleyemem Ali Necat'la. Ne istiyorsun? Ben her aradığımda böyle mi cevap vereceksin işte ya? Bu muameleye alışık değilim bak yapma. Canım sıkılır. Şu anda hiç uygun değilim. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Ben olsam dikkatli konuşurum. Böyle yapmam. Sonra vakti zamanı gelince ufak bir intikam planı aklıma gelir. Yazık olursa. Tamam neyse konumuza geçelim. Nihayet. Evvelle konuşmuşsun. Evet konuştum. Ne oldu? Yok. Sadece nasıl geçti onu merak ettim. Bunu sormak için mi aradın beni? Uygun değildim diyorum sana. Sonra konuşalım. Ne demek uygun? Neredesin sen Neslihan? Sana ne? Sana hesap mı vereceğim? Tabii ki hesap soruyorum. Neredesin? Yemekteyim. Sonra konuşalım tamam mı? Keşke beraber çıkmış olsaydık bir yere. Neyse bir daha sefer artık. Yeter artık. Saçmalıklarını dinlemek istemiyorum seni. Nasıl oldu? Olsun, doymuştum zaten. Kaan, nasılsın? Ama yapma böyle. Bak ne diyeceğim, ben özür dilemeyi pek seven birisi değilim. Pek de beceremem. Ama o gün şahit olduğun şey için senden gerçekten özür dilerim. Yani yaptığım çok yanlış bir şeydi. Senin önünde kesinlikle olmaması gerekiyordu. O zaman niye yaptın? O abinin boğazını sıktım. Sonra da arabaya ittim. Yani istemeden oldu. Kendime hakim olamadım.
Bazen büyükler kendilerine hakim olamayabiliyorlar. Sonra gittim o abiden de özür diledim. Gerçekten mi? Hı hı. O da beni affetti. Şimdi senden özür diliyorum. Beni affedebilir misin? Tamam, affederim. Bu hayatta en son üzmek isteyeceğim kişi sensin, biliyor musun? Gerçekten mi? Hı hı. Çünkü sen bana çok eskiden tanıdığım birini hatırlatıyorsun. Kimi? Çok sevdiğim birisini. Peki o nerede? Onu göremiyor musun? Göremiyorum. Çünkü çok uzaklarda. Özlüyor musun onu? Çok özlüyorum. Umarım bir gün tekrar buluşursunuz. Ama biz barıştık galiba, değil mi? Evet. Senin yanaklarından öpebilir miyim? Olur. Ne yapıyorsunuz bakayım siz burada? Kaan'la biraz aramız açılmıştı. Ben ondan özür diledim, o da beni affetti. Öyle mi? Çok güzel haber. Yani yine eskisi gibi arkadaşsınız, öyle mi? Hı hı. Oh canım. Lütfen. Murat, şu yüze bakar mısın? Lütfen. Şöyle güzel bir yüz küs kalabilir mi hiç? Oh, bir tanem. Bir tanem benim. Bir fikrim var. Uçuş yapalım mı seninle? Evet. O zaman ver eline. Hadi bakalım gel. Hadi. Bir. Say. İki, üç. Hop. Bir, iki, üç. Hoppa. Gülsün biraz terledi galiba. Evet. Gel hadi üstünü değiştirelim. Tamam. Bir şey içer misin? Soğuk bir şey içerim. Gülümser ona. İki limonata lütfen. Tamam hemen. Ne kadar şanslısın Kaan, seni çok seviyorum. Evet, ben de. Onu bu dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Kaan'la aranızın düzelmesine çok sevindim Murat. Gerçekten. Düzelmeyecek bir şey yoktu ki zaten. Ay Necat öyle anlatmadı ama bana. Geçen gün burada... Aşağıda benim çocuklardan bir tanesini biraz fırçaladım. Kaan da şahit olmuş. Onu üzülmüş, korkmuş. Fırçaladın. Hı. Ali Necat dövdüğünü söyledi ama. Yani Ali Necat yapmaya çalışıyor, biliyor musun? Seni benden sürekli uzaklaştırmaya çalışıyor. Ya niye böyle bir şey yapıyor? Gerçekten ben de anlamıyorum. Bak Kaan konusunda da bir tuhaf davran. Eğer ben bu kadar ısrarcı olmasam Kaan'ı köşke de göndermeyecek. Kaan'ın bu köşke gelmesi bana o kadar iyi geldi ki. Sanki yeniden yaşamaya başladı. Varlığıyla Barış'ın acısını bir nebze de olsa hafifletti. Benim için çok önemli Murat. Barış'tan sonra Kaan'ı da elimden almasına izin veremem. Bunun yokluğuna nasıl dayanırım? Bunu çok özlerim. Gerçekten bunu düşünmek bile beni delirtiyor. Beyza, ne olur kendi kendini doldurma lütfen. Yap bunu kendine. Evet. Bak bir teklifim var. Gel biraz dışarıya çıkalım, gezelim. Gecikmeyeceksek olabilirdi. Tamam.
bir sürprizim var. Ne? Beğeneceksin ama. Kesin. İnanmıyorum. Sevgilim bu çok güzel. Bana bir söz vereceksin ama. Sevdiğin sürece bu kolyeyi boynuna takacaksın. Söz mü? Söz. Seni buraya kadar yordum ama gelmen gerekiyordu. Önemli değil. Bir an önce halledebiliriz. Yavaş yavaş toparlanıyoruz. Değerlendirebileceklerimizi değerlendiriyoruz. Yıllardır hayalini kurduğu bu araba projesinden bir anda vazgeçmek onun için hiç kolay olmuyor. Getir de imzalayalım. Hemen getiriyorum abi. Arkadaşlar bir toplanabilir miyiz size zahmet? Evet. Bu durum benim için de gerçekten çok zor bir durum. Hepinizin bildiği gibi bu benim en büyük hayalimdi tabii. Maalesef bazı nedenlerden dolayı bunu gerçekleştiremiyoruz. Ben de üzgünüm. Yalnız ben şunu biliyorum ki bu süreç içerisinde hepiniz benim yanımda oldunuz, bana destek verdiniz. İnşallah bundan sonraki hayatınız güzel olur. İyi yerlerde olursunuz. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Başka bir şey. Bundan sonrasını ben hallederim. İyi bir fikirdi Murat. Dışarı çıkmak iyi geldi bana. İyi hissediyorum kendimi. Ne zaman istersen bunu tekrarlayabiliriz. Seninle bir şeyler yapmak benim çok hoşuma gidiyor. Çok teşekkür ederim. Bu aralar kendimi biraz gergin, biraz da yorgun hissediyorum. Her şey o kadar çok üst üste geldi ki.
Hatta ne diyorum biliyor musun? Birlikte bir Avrupa seyahatine mi çıksak? Gerçekten mi? Neden olmasın? Olabilir, evet. Sen ve ben baş başa olsak. Böyle romantik bir seyahat. Hı? Şuraya baksana. Evet arkadaşlar. Yapının ağırlığı ve yüklerini zemine aktaran yapı elemanlarına temel denir. Temel tabanının sağlam zemine oturtulması gereklidir. Aksi halde dengesiz oturmadan dolayı yapıda çökme, çatlama, yıkılmalar olabilir. Hocam çok özür dilerim. Önemli bir konu vardı Gökçe'ye söylemem gerekiyor. İzin verir misiniz? Gökçe, çıkabilirsin kızım. Kusura bakmayın hocam. Ne oldu o çatlakmayı sana? Fulya çok kötü Gökçe. Hemen sana söylemek istedim. Nesi var? O Allah'ın cezası Emre kızı çok kötü hırpaladı. Kantinde iki göz iki çeşme ağlıyor. Ya bu çocuk delirmiş resmen. Kıza neler yaptı bir bilsen. Allah belasını versin ya. Gerçekten Allah belasını versin. Çok acıyor ya. Emre niye böyle bir şey yaptı ki sana ya? Allah belasını versin onu. Gökçe ne oldu? Ne oldu? Ya Gökçe. Kimi görsen denirmiş gibiydi. Birden karşıma çıktı. Sen Gökçe'ye o fotoğrafları nasıl gönderirsin diye söylemediğini bırakmadı. Ya inanamazsın. Elinden zor kurtardı. Kıyamam ben sana. Ben çok özür dilerim. Bak onun adına çok özür dilerim senden gerçekten. Ben bu işin peşini asla bırakmayacağım. O da senin peşinde bir daha asla takılamayacak. Yanında bile gezemeyecek. Söz veriyorum sana. Allah belasını versin ya. Bu nasıl bir adam ya? Enver Bey. Yurt dışındayken bu konuyla ilgili bir sürü araştırma yaptırmıştınız. Hiçbir sonuç çıkmamıştı. Affınıza sığınıyorum ama diyelim ki o adamı buldunuz. Ne olacak? Ya sizin beklediğiniz cevaplar onda değilse? Bilmiyorum. Belki de haklısın. Ama bu konuda kendimi henüz ikna edebilmiş değilim. O yüzden bu işin peşini bırakmayacağım. Özür diliyorum efendim ama bence kendinizi çok hırpalıyorsunuz. Hırpalamak mı? Sen buna hırpalanmak mı diyorsun Zeynep? Bunca yıldır yaşadıklarımın yanında bu hiçbir şey değil. O yüzden bu adamı bulacağım. Bu mesele benim için aydınlanmış olacak. Acaba bu iş için Murat Bey'i mi devreye soksak? Hayır. Murat'ı bu işe karıştırmayacağız. Vedat'ı ara lütfen. Onunla konuşmak istediğimi söyle. Nasıl adi, nasıl şerefsiz bir adamsın ya? Nasıl dokunursun ya? Sen adam mısın be? Sen insan mısın? Bir kadına nasıl el kaldırırsın sen? Ya Gökçe bir sakin ol. Bana sakin ol falan deme. Nasıl yaparsın böyle bir şey ya? Emre sen iyi misin? Ha? Nasıl vurursun o kıza? Vallahi az bile yaptım. Ya bugün bu halde olmamızın sebebi o. Sen gerçekten gerizekalısın. Hakikaten senin aklında bir sorun var bence yani. O kız o fotoğrafları göndermeseydi biz bugün günlük gülistanlık yaşıyor mu olacaktık? Ha? Senin aklın eriyor mu buna? İyi ki gönderdi. Ya Gökçe. Bak şimdi bir sakin ol tamam mı? Biz zaten bir türlü anlatamadım sana. Bir konuşalım. Çek elini kolunu be! Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok Emre. Anladın mı? Bin kere söyledim yine söylüyorum. Yok. Artık hiç yok. Ya sen benim gözümden öyle bir düştün ki.
Artık bir sinek kadar falan değerin yok benim için. Haberin olsun şu son hareketinden. Bittin benim için. Tamamen bittin. Ya bak tamam, tamam. Kızgınsın, anlıyorum. Ya ben bir hata yaptım. Evet, çok büyük bir hataydı. Ya ama ben çok sarhoştum yani. Gerçekten o kızla öpüşmemin benim için hiçbir anlamı yok, inan bana. Utanmasan, kız benim üstüme atladı, beni zorla öptü, bana tecavüz etti falan diyeceksin ya. Ya sen gerizekalı mısın be? Yeter! Bak bir daha ne benim peşimde dolaş ne de arkadaşlarımın, tamam mı? Defol şu an. Taksi! Ya Gökçe! Çekil! Gökçe, ya bırak! Canım. Ya bırak kapıyı! Abi çekil kapıyı! Gökçe, iç arabadan! Gel çık şuradan! Bas kapıyı! Abi bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ya kardeşim çekilsene şey arabanın önünden. Gökçe, iç arabadan! Ya kardeşim çekilsene şuradan. Abi bas gaza, bas. Ablacığım nereye gideyim? Baksana adam arabanın önünde diyor. Adamı mı ezeyim ben burada? Ez abi, ez şunu ya. Abi sen karışma. Bas gaza. Kızım bu çocuk deli galiba. Baksana arkamızda bizi takip ediyor. Abicim bas gaza, birazcık daha hızlı git lütfen, ne olursun. İstersen bir karakola gidelim. Yok yok, gerek yok. Ben gideceğimiz yeri söyleyeceğim size, merak etme. Vay paşam. Prensesin Merce davete katılacaksan saat 12'yi geçirme ha. Sonra İstat'a dönüşürsün galiba. Yardım! Ya sen yok mu? Ama bak hakkını yememek lazım. Ben geldikten sonra senin biraz espri kaliten yükseldi. Hakkını verelim de. Hatta bak yoklukta gülenler falan bile olabilir ha iyice. Şşş! Ulan ne yaslanıyorsun, ne yaslanıyorsun? Oğlum git üstünün başını giysene, ben burada tek başıma mı çözeceğim bu arabayı? Yok. Sen biraz fazla çalış. Ne olacak? Çalış ki çırakların halinden anlayasın, az empati ya. Hadi ben çıkıyorum, kolay gelsin sana. Ah, kısırı blöf yapıyorum. Ben neydim? Lan İsop! Harbi gidiyor ya. İsop! Adam gerçekten gitti ya. Sen nasıl ustasın? Senin kafan genç o ya. Çık lan şuradan. Genco. Abin yok mu? He, abin yok ya. Nerede, ne zaman gelir? Vallahi bilmiyorum, arayacaksın soracaksın. Genco, biliyorum sen bana kızgınsın, kırıldın ettin ama benim sana ihtiyacım var. Benim başım belada. Ne oldu ya, neyin var? Emre gerizekalısı. Ya ben bundan ayrıldıktan sonra bu çocuğa bir şeyler oldu, bir haller oldu ya, bir değişti, delirdi. Ya. Bak yine geldi. Bu adama bir şey oldu. Ben ondan ayrıldıktan sonra bir şeyler oldu. Gitmiş çok kızın birini tartaklamış etmiş. Ben anlamıyorum bu çocuğu. Bırakmıyor benim peşimi. Tamam. Sen geç şöyle. Genco lütfen. Geç. Şey tamam sen geç şöyle. Ne oluyor lan? Yok bir şey. Sen karışma. Bu Gökçe ile benim aramda mesele. Oğlum ne bu hareketlerin falan senin ya? Ha? Alo. Gökçe ile aranda problem varsa benimle de problemim vardır. Ne oluyor? Sana ne abicim? Ya sen kimsin? Sen karışma bu işe. Oğlum, senin kafanı gözünü kırarım diyorum. Duymuyor musun beni sen? Bak fena olursun ya. Ne bakıyorsun öyle ya? Fena oluyorum. Nasıl oluyorum ya? Bir göstersene. Lan oğlum sen benim evimde kalmış insansın ya. Bu hareketlerin falan ne ya? Sen bu değilsin ya. Ha? Sana bu kızı üzmeyeceksin demedim mi ben? Dediysen dedin. Ne oldu? Allah Allah. Genco usta, bir durum mu var? Yok bir şey. Mustafa abi yok bir şey. Arkadaşlar. Yıl sonu döviz kuru ne olur onu konuşuyoruz. Yok bir şey. Oğlum bana bak. Şişt. Sen beni biraz fazla yumuşak gördün de bak. Benim tersim fenadır ha. Hareketlerine dikkat et biraz. Hadi bakayım. Hadi bin arabana. Uza. Bir daha da öyle Gökçe'nin yanından geçerken kaşını gözünü oynatma bak. Kırarım kafanı. Hadi. Ya ne bakıyorsun hala? Basma aşağı.
Ne olmuş böyle ya? Bilmiyorum. Manyak mı bu? Psikopata bağlamış. Ben hiçbir şey anlamadım ya. Bu çocuk niye böyle oldu? Kız tartaklamak ne ya? Kız dövmek ne demek Allah aşkına? Ben bu çocuğun böyle bir şey olabileceğini hiç hayal etmedim. Hiç düşünemedim yani. Manyak bir şey oldu bu. Ne olmuş buna? Tamam sen geç şöyle. Ben sana bir çay su bir şey vereyim. Enver Bey. Görmeniz gereken bir şeyler var efendim. Ben anlamadım vallahi Gencucuğum. Yani bu çocuğun bu hale gelebileceğini hiç tahmin etmezdim ben. Baksana deli midir nedir? Takılmış peşime buralara kadar gelmiş manyak. Ne hale geldi çocuk ya? İşte temiz suratlı diye takılıyorsunuz çocukların peşine. Al sana psikopatın kralı çıktı yani. Ay Gencucuğum ne saçmalıyorsun Allah aşkına. Yani saçmalayacağım bu çocuk var ya. Gömlek, piston, yatak ne varsa hepsini de atmış yani. O ne demekmiş öyle? Yani fena olmuş yani. Bakışları görmüyor musun çocuğun böyle sabit bakıyor falan. Yok yok ben o zaman bu mevzuyu Umut'a anlatırım yani bilsin. Genco sakın. Bak ben zaten o niyetle geldim buraya yani. Hani geleyim abime söyleyeyim edeyim de bak bu halini görürse bu çocuğun ben sana söyleyeyim. Abimi evet. Tutamayız. Hı. Umut'un tersi pis ya. Senin sanki ondan pek farkın vardı. Niye? Boyun kadar levyeyle çıktın adamın karşısına. Ya ne diyorsun dükkanın önüne kadar gelmiş bir de bize posta koyuyor ya burada. Ben var ya tek celsiyle bitirirdim de bunun işini bakma yani. Biz öyle can yakma taraftarı değiliz. Aferin ha, çok güzel olurdu. Bir de bir şey diyeceğim. Bundan sonra okula giderken falan ben de mi yanına gelsem acaba birkaç gün? Şimdi önünü keser senin. Ya aslında çok güzel olur Genco da ya senin işinden gücünden etmek istemem ben. Ya yok. Ne olacak iş güç falan dediğin nedir ya? Mühim olan senin huzurun. Sağ ol o zaman. İyi olur. Öyle yapalım. Tamam ben hadi bir giyineyim. Ay. Sonra seni eve bırakırım. Ya dur şimdi zahmet olmasın sana ya. Yok yok bir şey olmaz. Ay. Ya Genco. Heh. Ya bir kalem malem bir şey yok mu ya? Şu saçım bunalttı beni. O masanın üstüne bak. Ha tamam buldum. Ne ne ya? Bu ne? Fotoğraf. Hadi canım. Aa fotoğraf mı? Ben de gerizekalıyım. Fotoğraf olduğunu görüyorum zaten Gencocuğum. Bu ne? Ne iş var burada? Bunu Umut falan koymuştur ya buraya herhalde. Umut falan mı koydu? Abim bizim fotoğrafımızı niye koysun acaba Gencocuğum? Ben bu fotoğrafı ne zaman çekildiğini hatırlamıyorum. Bunu hiç hatırlamıyorum bu fotoğrafı. Ben bir bakayım şuna. Bu şey ya. Abi dur kapatın. Askerden önce ben hatırlıyorum. 2013 ben alacağım onu ya. Ya bak şimdi beni alacaksın. Dur şimdi. Şöyle koyalım da çıkalım hadi. Çünkü şimdi bir daha gelir melir falan hadi. Ay bu da olmadı. Üf, hadi zaten. Hadi. Hadi bakalım al çantanı mantanı falan da. Tamam. Gelmiyor musun? Yok ben gelmeyeyim daha iyi. Bekliyorum. Kaan alıp geliyorum hemen. Ya Kaan Allah aşkına hiç kırmızı kuyruklu aslan olur mu ya? Benim aslanımın kuyruğu kırmızı. Evet. Adını da kırmızı kuyruk koydum. Hilfersin gibi tatlım gibi. Keyifler yerinde bakıyorum Kaan Efendi. Babacığım hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Selamlar. Hoş geldin. Hoş geldin. Geldiğine sevindim. Ben de seni düşünüyordum. Otursana. Naz arabada bekliyor baba.
Biraz işlerimiz var. Müstakbel eşiniz niye buraya gelmiyor acaba? Yoksa bizi tepkili mi? Bana bir iki dakikanı ayırabilir misin? Seninle konuşmak istediğim çok önemli bir konu var. Kaan, hadi git. Naz ablan özlemiştir seni, koş. Benim güzel, görüşelim. Görüşürüz Kaan. Görüşürüz efendim. Evet, dinliyorum baba. Naz abla. Kaan, nasılsın sen ya? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Ne yaptın bugün? Hoş geldiniz hanım. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İçeri gelseydiniz. Yok, biz hiç gelmeyelim. Zaten Necat gelecek, çıkacağız birazdan. Baba nerede? Allah'ım ve dedemle konuşuyor. Tamam, biz bekleriz burada. Tamam, nasıl isterseniz. Kaan'cığım görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Ne yaptın bugün? Nasıl geçti günün? Bugün boyama yaptım. Ya, neler yaptın? Senin hakkında güzel haberler aldım. Doğrusu hem çok şaşırdım hem de çok memnun oldum. Neymiş bunlar? İnanılacak gibi değil. Araba yapma inadından vazgeçmişsin. Doğru mu bu? Evet. Araba yapmayacağım. Güzel. Demek sonunda bunun gereksiz bir hayal olduğunu anlayabildin. Doğrusunu söylemek gerekirse araba yapma konusundaki fikrim hala değişmedi benim. Sadece bunu hayata geçirmekten vazgeçtim. Senin söylediğin gibi böyle boş bir hayal değildi benim için. Naz'la evlenmeye karar verdikten sonra bunun daha doğru bir fikir olduğunu düşünüyorum. Sen doğru olanı yaptın. Kendin ve evlilik kararın için kutlarım seni. Bir yuva kurabilmek hayatta yapılabilecek tasarıların en değerlisidir. Umarım her şey dilediğin gibi gerçekleşir. Mutlu olursun. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Başka ne düşünebilirim ki? Aramızda yaşanan sorunları bir kenara bırakıp yeniden bir aile olmanın yollarını arayabiliriz. Tam olarak işte burayı anlamadım. Demek istediğim, holdinge geri dönüp işinin başına geçebilirsin anneciğim. Kısa bir süre önce beni kovmuştun baba. Araba konusunun ortadan kalktığını duyunca kararımı gözden geçirmek istedim. Ne o? Bunu duyduğuna sevinmedin mi? Sadece araba konusunda fikir ayrılığımız yok. Sizin bu meşhur ihaleniz konusunda da ayrılıklarımız var. O ihalenin şirketimiz açısından ne büyük bir yatırım olduğunu yakında anlayacaksın anneciğim. Evet, yakında siz de anlayacaksınız. Neyse, bu anlamsız tartışmaları geçelim artık. Yeniden seninle çalışmak istiyorum. Ne dersin? Sanmıyorum. Yapacak başka planlarım var. Öyle mi? Bu planlarınızın neler olduğunu biz de öğrenebilir miyiz acaba? Ailemle yurt dışında yaşamayı planlıyorum. Nasıl yani? Evlendikten sonra yurt dışında mı yaşayacaksınız? Hayır. Hayır. Bu hiç iyi bir fikir değil anneciğim. Hiç iyi bir fikir değil. Bunu kabul edemem. Nereden çıktı bu canım şimdi? Bu benim fikrim zaten. Senin değil abla. Bak, beni yanlış anladın galiba Necat. Benim sizin hayatınıza müdahale etmek gibi bir niyetim yok, tamam mı? Ama Kaan, o ne olacak söyler misin? Bu doğru bir karar değil Necat. Bu benim kararım. Bak, Kaan'ı da kendinizle birlikte bir maceraya sürükleyemezsiniz. O daha bir çocuk. Ve benim oğlum. Senin oğlun öyle mi? Senin oğlunsa benim de yeğenim. Keşke bu kararı almadan önce ablanı da düşünseydin. Teyze haklı. Bu çok önemli bir karar. Yeni bir hayata başlamanın o kadar kolay mı olduğunu sanıyorsun? Hayatınla ilgili böyle önemli kararları alırken bizi yok sayamazsın. Ya düşünebiliyor musun? Senin evleneceğini bile biz Kaan'dan öğreniyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Anneciğim. Bak son kez söylüyorum. Kaan'ı götürmene izin veremem. Tamam mı? İzin istemiyorum. Ben de son kez söylüyorum. Bu bizim kararımız. O yüzden kimse buna karışamaz. Demek karışamam ha? O zaman sen neden benim hayatıma karışıyorsun? Neden Murat'la ilişkime müdahale ediyorsun sürekli? Ne zaman dinledin beni? Hiçbir zaman. Ben sadece Murat'tan seni korumaya çalıştım. Hepsi bu. Ama yine sizin kararlarınız öndeydi. Şimdi kendi fikirlerinizle sizi baş başa bırakıyorum.
Görüyorsun değil mi baba? Bizi ilk alemde silip attı. Eğer çok güzelse de yanına başka hayvanlar da yaparız. Hadi tamam. Geliyor baba, geç bakalım. Hadi. Yolunda mı Ayşe? Evet, evet, sonra bizimkilerle konuştum. Hadi geç. Nereye gidiyoruz şimdi? Ben bir eve gideceğim. Sizi bilmiyorum tabii. Ya neden? Bize gelmeyecek misin? Benim eve gitmem gerekiyor Kaan'cığım. Çünkü anneme artık birlikte yaşayacağımızı söyleyeceğim. Gerçekten mi? Hı hı. Peki ya izin vermezse? Ne yaparız o zaman acaba? Öyle bir şeyin olacağını sanmıyorum ama diyelim ki oldu. Sen gidip konuşmak zorunda kalırsın artık. Ne yapalım? Yalnız abla lütfen söyle. Ne olur izin versin lütfen. Tamam tamam. Söyleyeceğim, izin verecek. Sen merak etme. Baba biz Yalnız ablayla gidelim. Biz de konuşalım lütfen. Tamam tamam, konuşuruz. Şimdi bugün ben konuşayım. Eğer olmazsa sen konuşursun, tamam mı? Tamam. Tamam, anlaştık. İyi günler Enver Bey. Hoş geldin Enver. Güzel. Geldiğin için teşekkür ederim. Benim üzerimdeki emeğiniz çok büyük. Bu yüzden ne zaman isterseniz size hizmet etmeye hazırım. Sağ olasın. Zeynep Hanım önemli bir mesele olduğunu söyledi. Evet öyle. Benim için çok önemli bir konu. Yıllardır kafamı meşgul eden bir mesele var. Bana yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Elimden ne gelirse yaparım. Biliyorum. Bir adam var Vedat. İzini kaybettirme konusunda oldukça başarılı. Ve benim için çok önemli bir adam bu. Ne olursa olsun bu adamı bulup bana getirmeni istiyorum senden. Ben gelmiştim. Saçmalama, delirme Allah aşkına. Vallahi. Merhaba anneciğim, biz geldik. Canan nasılsın? Hoş geldiniz. Hoş bulduk vallahi. Ben aslında pek gelmeye niyetim yoktu da işte Gökçe ısrar edince geleyim dedim ben. O ne biçim laf? İyi etmişsin. Tabii ki geleceksin. Hadi masa da hazır. Buyurun. Barbunya mı yaptın ya? Aha. Hayırdır ya? Vay birader, ne haber? Ben bir tabak daha getireyim. Yok yok, getirme bana anne. Getirme getirme. Tamam, yemeği getir. Sen ne haber? Siz beraber mi geldiniz ya? Dükkanı kapatınca ben denk geldik Gökçe'yle. Ya dedi, annem dedi güzel yemekler yapmış dedi. Gelsene falan. Benim zaafım da biliyorsun. Cahil annenin yemekleri olunca dedim geleyim bari. Kıramadım ya. Hadi tut şunun ucundan da şey yapalım. Yok ben yemeyeceğim kanka, ben yemeyeceğim. Niye? Gideceğim şimdi, Neslihan yemek hazırlıyor falan. Vay, yengeyle mi buluşacaksın Kire? Ne yenge menge? Hadi bakayım ya. Lerler o zaman değişir. Sen bilirsin. Suratlar falan. Bir şey yok. Bir şey yok. Nasıl bir şey yok? İyiyim. Emre gelmiş. Sen nereden duydun ya? Sen nereden biliyorsun? Ne nereden? Nereden biliyorum? Annem söyledi tabii ki. Tabii ki. Annem söyledi tabii ki. Ne oldu? Ya ne oldu? Evet, tamam Emre geldi. Ne istiyor kızım bu ya? Ne ya, istiyor? Böyle kapılara gelmeler falan filan. Ne oluyoruz ya? Ya barışmak istiyor işte. Af diliyor. Hatasını örtmeye çalışıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor kendince ama yani olmayacak bir şey. Ben söyledim olmayacağını zaten, anladın. Bak bir şey olursa falan bana söyleyeceksin ha. Tamam, bir şey yok işte. Kapandı konu.
Oğlum sen de bir şeyler atıştırsaydın keşke ya. Yok yok anne, şimdi Neslihan yemek hazırlıyor falan, ayıp olur kız, öyle tok tok gidilmez ya. Haklısın. Hadi hayırlısı. Ne o hayırlısı falan, gerdan kırmalar ne oluyor? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Hallere bak annemin. Hadi hadi afiyet olsun, ben kaçayım. Tamam. Sağ ol. Tamam, tamam birader. Ne güle. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ay şimdi yemek yiyorlar ya anne. He. Biz de gidelim kızı isteyelim madem yarın. Çok konuşma sen hadi. Abim böyle yalnız mı kalsın? Tekrardan yuva kursun istiyorum. Yuvasını bilsin. Hem ben kızı çok beğendim. Ne var bunda? Ben abimin mutlu olmasını istemiyor muyum ya? Ben istemiyor muyum? Benden çok kim isteyebilir? Tabii ki mutlu olsun. Şaka yapıyorum ben. Yani. Gence bundan da alacaksın, tamam mı? Vallahi Cahil anne, şimdi başta biraz efendi durayım falan dedim ama artık senin yemekler dile değince de. Ha oğlum. Afiyet olsun. Gence. Geçen gün istemeden seni biraz üzdük galiba. Ama artık kusura bakma. Ya yok, aslında önemli değildi. Şimdi hani haberim olmadığı için biraz orada da bir sıkıntı oldu yani. Bak aklına kötü bir şey gelmesin. Sen de benim bir evladımsın. Tamamen senin iyiliğin için. Yoksa niye kalkışayım ben böyle bir şeye? Ya biliyorum Cahil anne ya. Biliyorum senin iyi niyetin de şey... sevdiğim de bir kız var. Aa. Tabii. Ne? Tabii. Aa. Ay sen hiç az değil misin? Ne oluyor sana ya? Kim bu ya? Tanıyor muyuz biz? Şşş kızım. Ya, bir dakika. Şimdi şey zaten öyle hani ciddi bir şey de yok da. Kim ya? Kim? İsmi ne? İsmi mi? Hı. İsmi şey ya. Aa, oğlum insan sevdiği kızın adını hatırlamaz mı? Bizden mi çekiniyorsun yoksa? Şaşırdı. Yok şey Selin. Ha. Selin adı. Selin. Ha Selin. Nerede tanıştınız? Nasıl şey? Yani ne yaptınız? Nasıl oldu? Kim ya? Bir dakika bir şey diyeceğim. Güzel bir kız mı? Çok güzel. Hayırlı olsun o zaman. Kazada değil mi? O kazayı düşünmeden geçirdiğim tek bir anım bile yok Zeynep. Gözlerimi her kapadığımda belki bu yara da kapanır diye düşünüyorum ama olmuyor. Yeniden kanıyor, yeniden, yeniden. Artık kapanmayacağını da biliyorum zaten. Etrafımda gördüğüm her şey acıyı yeniden yaşatıyor bana. Bir çocuk sesi, bir ambulans sireni, fren yapan bir araba. Aklıma düşen onlarca soru var. Nasıl unutabilir? Cevabını aramaktan nasıl vazgeçerim ki? Anlıyorum efendim. İnsan her acıyla baş etmenin bir yolunu buluyor ama evlat acısıyla baş etmenin hiçbir yolu yok. Feyza da bunu çok iyi bilir. Çektiği acılar insanı olgunlaştırır derler ya. Bu acı olgunlaştırmıyor. Başka birine dönüşüyorsun. Yoksa insan aklını kaybedebilir zaten. Neredeyse her gece rüyamda oğlumu görüyorum. Benden yardım istiyor. Bana yalvarıyor. Ellerine sağlık anneciğim. Afiyet olsun cacığım. Ah be evladım.
Sen nasıl uydun o Rahmi denen adama ya? Bak benim yüzümden işsiz kaldın. İnan var ya çok üzülüyorum. Ya boş ver be Hasan amca. Hem söyledim sana ben o herifin yanında barınamazdım. Ya nasıl vicdansız bir adam olduğunu görmedin mi? Bu olaylar bugün olmasa yarın zaten olacaktı. O yüzden sen sıkma canını, rahat ol. Ne yapacaksın peki ya şimdi? Vallahi iş bulunur Hasan amca. Yani yeter ki sen üç kuruşa köpek gibi çalışmaya razı ol. Ne yaparsın? Bu dünyanın düzenini böyle kurulmuş evlat. Vallahi Hasan amca benim aklımda başka planlar var. Kendi işimi kuracağım. İyi ama bu devirde iş kurmak çok zor. Sermaye lazım. Bir sürü para lazım evlat. Ya aslında benim öyle büyük işlerde gözüm yok Hasan amca ya. Ya kendi yağımda kavrulayım yeter. Bu sokaklarda seyyar pilavcılar vardır, bilir misin onları? He, bilirim. Ha işte o işi yapacağım. Sokaklarda, köşe başlarında, duraklarda falan pilav satacağım. Bak benim bir hemşerim vardı bu işi yapan. Durumunu düzeltip kendine dükkan açtı. Şimdi eski pilav arabasını da uygun bir fiyata bana verecek. Yapma ya. Hadi bakalım hayırlısı inşallah. Demek bu işte çok para var diyorsun değil mi? Hem de nasıl. Hele bir de pilavını iyiyse var ya. Bak, bak. Ben bizim hanımın pilavın üstüne daha pilav görmedim. Konu komşu hep mevlitlerde, cemiyetlerde çağırırlar pilav yapsın diye. Aman abartma Hasan Bey ya. Öyle hanım, yalan mı? Hasan amca. Bak ne diyeceğim sana. Gel biz seninle beraber yapalım bu işi ha. Ya ben ne anlarım pilav satmaktan? Ya anlayacak ne var? Madem Hacer annem pilavı bu kadar güzel yapıyor, o yapar pilavı, biz satarız. Ne diyorsun hanım? Olur mu bu iş? Ha? Yapabilir miyiz? Olur canım. Neden olmasın? Tamam o zaman. Tamam bu işi biz yaparız. Yanına da seni turşuları koyarız. Bir de ayran. Kapış kapış millet yiyecek vallahi. Aynen öyle Hasan amca. Hem bak ben seni fazla yormam ha, hiç merak etme. Akşam erkenden evinde olursun. Gece ben çalışırım. Ya tamam evlat. Hele o günler bir gelsin de. Çok şükür Allah'a. Hanım binlerce şükür, kurban olayım Cenab-ı Allah. Bak bir kapıyı kapattı, bir kapıyı açtı. İnşallah Hasan Bey, inşallah. Bu sıkıntılardan da kurtulacağız inşallah. İşte böyle. İnanamıyor, harika bir şey. Nasıl yani senin için kız kulesini kapattı ha? Evet, inanılmaz da anne, anlatamam sana işte. Müthiş, önünde diz çöktü mü böyle benim evimde? Yok, o kadar değil. Ama zaten yeterince büyüleyiciydi işte. Ama ben sana söyledim, bu çocuk sana deliler gibi aşık dedim. Peki, peki ne düşünüyorsunuz? Nerede evleneceksiniz? Nasıl bir şey düşünüyorsunuz yani? Nerede yapacaksınız? Ne zaman? Yani daha o kadar karar vermedik ama şöyle bir şey konuştuk. Ali Necat diyor ki keşke nikahı yurt dışında yapsak. Yurt dışında. Güzel bir fikir. Evet. Avrupa'da böyle romantik bir yerde. Ay çok güzel, çok güzel. Benim üstüme hemen bir şeyler almam lazım. Hakikaten gece geç bir şeyim yok. Ne? Evet, benim bir şey almam lazım, bir şey ayarlamam lazım. Ne bakıyorsun evladım? Gerçekten bir şey ayarlamam lazım. Yani alakasız bir şeyle insanların önüne çık. Ne var? Bir şey yok. Bir de bir şey... Aslında bir şey daha var. Onu sana şey yapmayı unuttum. Ben bir de... Daha belli değil de... Bir de şey konuştuk. Keşke bundan sonra yurt dışında yaşasak ne güzel olur diye düşündük ama... işte belli değil daha yani. Yurt dışına mı gideceksiniz? Temel. Dedim ya anneciğim, daha belli değil. Sadece bir fikir. Olsa ne güzel olur diye konuştuk. Düşünsene ama güzel olmaz mı? Ben orada doktorluk yaparım. Kaan için yeni bir şey olur. Hepimiz için aslında yepyeni bir hayat, yepyeni bir sayfa. Heyecan verici olmaz mı? Evet, tabii. Beni bırakıp gidecek misin? Anneciğim ben seni bırakır mıyım hiç? Bir şey değişmeyecek aramızda. Biz hiç ayrılmayacağız ki. Yurt dışında yaşamam bir şey değiştirmeyecek. Uçağa atlayıp geleceksin istediğin zaman. Başta öyledir tabii. Sonra hayat ve iş güç falan filan. O gittikçe böyle seyrelmeye başlar. Sonra artık kim bilir ne zaman görüşürüz ömrüm artık.
Senede bir mi, iki senede bir mi? Anneciğim, olur mu hiç öyle şey? Hem sen benim mutluluğumu istemiyor musun? Her şeyden çok istiyorum, bunu biliyorsun. Ben sadece yani böyle kapı ötemde olmana çok alıştım onun için. Tabii ki istiyorum mutlu olmanı. Bekliyorsan bile bu sen değilsin. Ama çok kabasın. Yapma böyle. Sen lütfen. Ne istiyorsun? Sen Enver'le konuştuğunu söylemiştin. Sonradan sana anlatırım dedim. Ben de geldim. Hemen atla gel mi dedim sana? Sen sonradan bunu mu anlıyorsun? Yani bence biz bunu bir kahve içtiğinde konuşabiliriz. Gayet beklediğim kişi yüzünden bu kadar gergesin Neslihan. Enver Bey'in söyledikleri sana anlatacağım. Ama şimdi değil. Tamam. Birini bekliyorum. Oldu mu? Hı, oldu. Ne kadar şık bir masa. Çok da güzel bir müzik çalıyor. Kamaştırıcı bir kıyafet. Romantik bir geceye hazırlanmışsın anladım ben. Bu şanslı misafir kim çok merak ettim. Bak bu seni hiç ilgilendirmez tamam mı? Lütfen gider misin? Sen aslında hiç bu kadar kaba bir insan değilsin biliyor musun? Böyle kaba olmaya çalıştığın zaman biraz da komik oluyorsun. Sosları sen mi hazırladın? Topla. Ellerine sağlık. Seninle konuşmaya geldim biliyorsun. Şuraya otur da karşılıklı bir konuşalım. Enver'le neler konuştunuz onu merak ediyorum. Hı? Sıkma canını, tamam mı? Tamam. Ha, sana mutlu haber vermeye geldim. Sen neredeyse aldatacaksın bizi. Hayır ya, sen beni aldırma işte. Ben duygusal dışı veriyorum böyle. Boş ver. Boş ver sen beni, hadi. Tamam, gittim ben. Hadi görüşürüz. Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum sizi. Haber vermeden geldiğim için çok özür dilerim ama sizinle konuşmak istediğim çok önemli bir konu vardı. Buyurun, hoş geldiniz. Teşekkürler. Buyurun Feyza Hanım. Teşekkürler. Size ne ikram edebilirim acaba? Çay, kahve, başka bir şey? Hayır, teşekkür ederim, bir şey almayacağım. Aslında ben hemen konuya girip sizi daha fazla meşgul etmek istemiyorum. Tamam, peki. Dinliyorum sizi. Ali Necat'la evleneceğinizi öğrendim. Öncelikle bununla ilgili sizi kutlamak istiyorum. Her ne kadar bence acele alınmış bir karar olduğunu düşünsem de neticede sizin kararınız bu. Umarım birlikte mutlu bir yaşam sürersiniz. Umarım. Teşekkürler. Ama bu
yurt dışı planınıza itirazım olduğunu bilmenizi isterim. Bu sizin de dediğiniz gibi henüz plan ama ne gibi itirazlarınız var anlayamadım açıkçası. İtirazım Kaan dolayısıyla elbette. Bakın Kaan benim için sandığınızdan da önemli. Oğlum gibi. Onu sık sık göremeyeceğim düşüncesi bana hiç iyi gelmiyor. Kendimi çok kötü hissettiriyor. O yüzden Kaan'ın gitmesine izin veremem. Sizi anlıyorum. Ama günün sonunda bu babasının kararı. Tabii, tabii muhakkak. Babasının kararı. Ama ben bu kararı Ali Necat'ın verdiğini düşünmüyorum. Bu kararda sizin etkili olduğunuzu düşünüyorum. Bu fikrin kimden çıktığının ne önemi var anlamadım. Bu neyi değiştirecek ki? Tabii muhakkak ki hiçbir şeyi değiştirmeyecek ama Ali Necat üzerindeki etkinizi takdir etmemek gerçekten mümkün değil. Babamın, hatta benim bile onu araba yapmaktan vazgeçmesi için ikna edemediğimiz düşünülürse bu konudaki gücünüze hayran olmamak elde değil. Size bir şey söyleyeyim Feyza Hanım. Öyle sandığınız gibi benim fikrim değildi bu yurt dışı meselesi. Ali Necat'ın fikrimdi aslında. Ha, öyle mi? Çok güzel. O zaman sizden isteyeceğim şeyi yapmanız daha kolay olacaktır. Onun üzerindeki gücünüzü yurt dışında yaşama fikrinden vazgeçirmeniz için kullanmanızı rica edeceğim. Bir şey neden yapayım ki? Kaan için. Bakın o çok duygusal bir çocuk. Çok zor şeyler yaşadı. Yani onun yeni bir çevreye uyum sağlaması hiç de kolay olmayacaktır. O daha çok küçük. Kaan'ı ben de en az sizin kadar düşünüyorum. Herhalde bununla ilgili bir şüpheniz yok değil mi? Çok seviyorum Kaan'ı çünkü. Eğer ben de ikna olursam Kaan için doğru olanın bu olduğuna, o zaman neden olmasın tabii ki. Bunu engellemek için her şeyi yaparım. Peki. Umarım beni anlamışsınızdır. Umarım siz de beni anlamışsınızdır. Lütfen söylediklerimi bir kez daha düşünün. Umarım bu konudaki kararlılığımı size net bir şekilde anlatabilmişimdir. İyi geceler. İyi geceler. Ömer'le bütün konuşmalarım bu kadar. Hı? Evet. Peki sana niye inanmalıyım? Sana niye yalan söyleyeyim? Belki benimle pratik yapıyorsundur. Şaka yapıyorum, şaka. Enver seni nasıl kullanacağından bahsetmedim hiç. Bak, Enver Bey daha beni affedip affetmediğini bile söylemedi. Sadece düşüneceğini söyleyip beni gönderdi. Bu kadar. Planımızda bir değişiklik yapıyorum. Köşke geri dönmeyeceksin. Enver'in yanında çalışacaksın. Onun yanında çalışman benim daha çok işime gelir. Nasıl olacak o? Ya Nesla, sen insanları ikna etmeyi çok iyi biliyorsun. Ya becerirsin sen. Yaparsın. Ha? Geldi mi? Geldi mi? Açsana Neslihan kapıyı. Ya kapıda misafir bekletilmez, yapma bunu. Aç. Sen açmayacak, o zaman aç. Tamam, hiç rahat ol. Açarım, açarım ben kapıyı. Hayır, niye ama? Tamam, açacağım. Ben açarım. Burada kal lütfen. Tamam, tabağı temizleyeceğim. Hadi. Neredesin ya? Duymadın mı kapıyı? Bir saattir çalıyorum. Umut.
Ben kendimi pek iyi hissetmiyorum şu anda. Bir şey mi oldu? Ne oldu? İyi misin? Murat burada. Ne? Nasıl Murat burada? Umut bak, gerçekten düşündüğün gibi bir şey değil. Ama şu anda sana anlatamam. Nasıl anlatamam? Neslihan, ne demek anlatamam? Ne olduğunu söylesene bana. Ne oluyoruz? Umut, lütfen beni anlamaya çalış. Ne diyorsun Neslihan ya? Bir tane mantıklı şey söyle bana. Ne oluyoruz ya? Umut, lütfen yapamam. Gerçekten. Söylüyor musun? Şimdi gider misin? Neslihan, ne olduğunu anlatacak mısın, anlatmayacak mısın? Ha, demek merakla beklenen kişi sizsiniz. Ne yapıyorsun sen burada ya? Ben bu konuşma tarzını hiç beğenmedim. Umut Usta. Ben de seni burada görüyor olmaktan memnun değilim Murat Bey. Çok naif. Bak, insan bir şeye başladığı zaman onun sonunu getirmesi lazım. Yani bunu ikinize de söylüyorum. Böyle ani horozlanıp sonra pişman olacağınız hareketler yapmayın. Lütfen rica ediyorum yani. Bakın ben gecenin bir saati kız arkadaşımın evinde kimi görsem aynı şeyi yaparım. Bunu sorgularım. Şimdi ikiniz... O senin kız arkadaşın mı? Evet, bir mahsur mu var? Hayır, tam aksine. Ben ikinizin sevgili olduğunu duymak beni çok sevindirdi. Ne kadar güzel, harika bir haber. Çok güzel. Ben müsaade isteyeyim o zaman. Ben gidiyorum yani. Hiç rahatsız olmanıza gerek yok. Yolu da biliyorum Neslihan. Afiyet olsun. Seni dinliyorum Nişan. Ay Ayhan, gecenin bu saatinde rahatsız ettim seni. Aslında hiç gelmene gerek yoktu. Olur mu öyle şey ya? Telefonda sesini duyunca hemen geldim. Çok merak ettim. Neymiş bakalım bu konu? Ali Neşat'la Naz evlenmeye karar vermişler, biliyor muydun? Evet, bilmiyorum. Bilmez miyim? Çok da sevindim. Yani birbirlerine çok yakışıyorlar, öyle değil mi? Ama sen pek memnun görünmüyorsun. Yo, memnunum. Memnunum tabii de. Evlendikten sonra yurt dışında yaşayacaklarmış. Alem bunlar ya. Ne yapalım? Madem öyle istiyorlar, öyle olsun. Senin için çok zor bir durum ama Ayşen'cim, doğrusu ne biliyor musun? Sonuçta onlar yetişkin insanlar ve haklarında en doğrusu neyse onu yaparlar. Bize ancak onların adına mutlu olmak düşer. Bak, emin ol. Doğrusu bu Ayşen. Yani işte benim için söylemek o kadar kolay değil çünkü. Yani hemen iki adım ötemdeydi. Ayşen, şimdi bu çok zor bir şey değil sonuçta. Atlarsın bir uçağa falan, gidersin yanlarına. Niye böyle düşünüyorsun? Bu kadar kolay değil ki o işler. Kolay canım, kolay kolay. Ağlama lütfen, bak beni de ağlatacaksın. Sil bakayım şu gözyaşlarını. Lütfen. Teşekkür ederim. Annelik başka bir şey, nasıl da üzülüyor. Onlar mutlu olacaklar, öyle bak. Kumaş bedeli kullanıyorsun ha? Evet öyle, eski bir alışkanlık. Hem de adının başardığı işle. Öyle. Babam da kumaş mendil kullanırdı. Ben bunu yıkayıp veririm sana. Aa, olur mu öyle şey canım? Sende kalsın. Hem bak, zaten adının baş harfi yazıyor. Bu benim de dersin. Gül işte böyle ya. Gül, üzme kendini lütfen. Yalnız kalmaktan çok korkuyorum. Ayşen'cim. Bu koca şehirde yalnız değilsin. Seni seven bir sürü arkadaşım var.
dostum var. Seni çok seven insanlar hepsi. Sonra seni çok seven ben varım. Hep yanında olmak istiyorum. Seni asla yalnız bırakmam. Ben bir kahve yapayım mı? Ay ben de şimdi onu söyleyecektim. Bir kahve. İnanılmaz güzel oluyor. Özledim. Seni yanında olmak istedim. İyi yapmışsın. Gel. İyisin sen de mi? Hı hı. Ne oldu? Bir şey mi var? İyi misin? Evet. Çok iyi. Ben seni bugün atölyede gördükten sonra aklım sen de kaldı işte, yanında olmak istedim. İyi yapmışsın. Ay Necat, senin benim yüzümden mutsuz olmana dayanamam. Benim yüzümden hayalinden vazgeçmene dayanamam. Gel buraya. Sen beni hiçbir şey için zorlamadın. Ne yaptıysan bizim için yaptın. Seni mutlu görmek dünyanın en büyük projelerinden daha değerli. İnan bana. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Gerçekten böyle düşünüyorum. O zaman ben de bilmeni isterim ki, eğer araba projene devam etmek istersen senin yanındayım sonuna kadar. Senin için değerli olan bir şey benim için de değerlidir. Ne olursa olsun sana destek olacağım bu konuda. Hadi ama ne olur yapma böyle. Beni kıracak mısın yoksa sen? Ya sevgilim, Enver abiden nasıl alacağım ben arabayı? Ya hiç düşünmüyorsun bak beni. Hem Barış'ına takılma sözü verdim ben şimdi çocuğa, ayıp olur. E tamam işte onu da al gel, ne güzel olur. Abimle konuşursan hem o seni kırmaz, ben biliyorum. Tamam sevgilim, bilmiyorum, söz vermiyorum, bakarız. Bak gelmezsen yemin ediyorum seninle bir daha konuşmam. Yüzüne bakma, söyleyeyim. Ya Eylül, ne inatçısın sen ya? İlla istediğin olacak ha. Ne alakası var? Birlikte dolaşırız diye diyorum. Bir de ben o arabayı hiç bilmiyorum, merak ediyorum. Tamam sevgilim. Tamam ama bak Feyza benim kafamı kıracak, haberin olsun yani. Bir şey olmaz. Canım sevgilim, seni çok seviyorum. Hadi çabuk ol, bekliyorum. Delisin sen, deli. Tamam.
Yakındım da. Gayet iyi. Ben sana kaç kere söyleyeceğim o çocuğu o arabayı bindirme diye ha? Alo? Ali Necat? Ali Necat? Alo? Alo cevap versenize. Evet. Tamam. Bak bunu anlatabilmek benim için gerçekten çok zor. Ama daha fazla senden bir şey saklamak istemiyorum. Ben çok büyük bir hata yaptım Umut. Kendimi bile affetmekte zorlanacağım büyük bir hata. Belki hırslarımın, belki öfkemin, belki duygularımın kurbanı oldum ama gerçekten çok büyük bir hata yaptım. Ne? Ya söylesene artık Allah aşkına söyle ya. Keşke seni daha önce tanısaydım Umut. O zaman asla, asla böyle bir şey yapmazdım. Neyse ne olduğunu söyleyecek misin artık? Lütfen diyorum ya. Lütfen söyle neyse artık. Ben Murat'la birlikte oldum. Nasıl? Yani anlamadım. Lütfen hemen öfkelenme. Gerçekten eğer seni önceden tanımış olsaydım asla böyle bir şey yapmazdım. Çok, gerçekten çok iğrendiğim, unutmak istediğim çok büyük bir hata. Ama sadece hata. Bir şey söylemeyecek misin? Ne söyleyeyim? Neslihan ne? Ne diyeceğim ki yani? Ne diyeyim? Ne demem mi bekliyorsun ya? Tamam, tamam peki sonra ne oldu? Sonra ne oldu da burada bu adam? Sonra Feyza ile yakınlaşmaya başladı. Ha Murat Feyza ile yakınlaşmaya başladı. Sen de benimle teselli bu. Anlamadım yani hayır, ne bu iş? Hayır. Ne o zaman ya? Asla öyle bir şey değil. Bak ben gerçekten seninle durumumuz çok farklı. Ben buralara geleceğini hiç tahmin etmemiştim. Ben ne zaman gelsem herif burada Neslihan yani... Sana anlatamayacağım şeyler var. Lütfen üstüme gelme. Ne demek sana anlatamayacağım şeyler var? Ne demek sana anlatamayacağım şeyler var ya? Eğer neler olduğunu bilirsen gerçekten ikimiz de zarar görürüz. Lütfen bana inan. Lütfen. Sen nasıl bir şeye bulaştın Neslihan? Anlamıyorum. Umut ne olur. Ne olur bırakıp gitme beni. Lütfen. Neslihan ben yapamam. Yapamam Neslihan. Yapamam kusura bakma. Yani. Gördüğüne pek memnun olmamış gibi bir halim var. Estağfurullah öyle şey olur mu abi? Sadece sizi beklemiyordum. Biraz şaşırdım açıkçası. Bugünlerde birbirimizi ne çok şaşırtıyoruz öyle değil mi? Oturmaz mısınız abi? Ne içersiniz ne söyleyeyim? Teşekkür ederim. Bir şey içmeyeceğim. Dubai'ye geldiğinde yanıma tecrübesiz, toy bir delikanlı sayılırdın. Ama kısa süre içinde sözüne güvenilen, inanılan, güçlü bir iş adamı oldun. Hatta öyle ki Tarık Karasu'nun bile takdirini kazandın. Benim dünyada takdirini kazanmak istediğim tek insan sizsiniz Emre abi. Bana olan sadakatinden hiçbir zaman sual etmedin. Ta ki İstanbul'a gelene kadar.
Tam olarak ne kastettiğinizi anlamadım. İnsanları bir arada tutan ortak amaçlarından daha değerli bir şey var Murat. Ortak acıların. Babasını elleriyle toprağa veren küçücük bir çocuğun acısıyla evladını toprağa vermiş bir babanın acısı ortaktır. Bunu sakın unutmalı mı? İstanbul'a gelince ilk önce seni ziyaret etmek istedim Hakkı Bey amcacığım. Seni çok özlemişim. İyi misin? Murat evladım, yemin ederim benim bir suçum yok. Yapma ne olur, bırak beni. Nasıl bırakayım seni şimdi? Bulduktan sonra seni nasıl bırakayım Hakkı Bey amca, nasıl bırakayım? Babanın intihar edeceği aklımın ucundan bile geçmezdi. Nasıl böyle içinden bir parça kopuyor gibi oluyor mu? Hı? Çünkü benim içinden bir parça kopuyor. Koptu. Senin yüzünden. Sen benim babamın sağ koluydun. En güvendiği adamdın. Sonra ne yaptın sen ya? Sonra sen babamın sırtından bıçakladın, gittin. Tarık Karasu'nun uşağı oldun. Babam her şeyini kaybetti. Parasını, itibarını, hayata inancını. Bir tek onuru kaldı elinde. Onuru yüzünden intihar etti benim babam. Gerçekten benim suçum yok. Burada yapacağımız tek şey babanın hisselerini almaktı. Niye kendini öldürdü biz de anlamadık. Anlamazsınız tabii, nasıl anlayacaksınız? Ne zaman olurum bir hayat sürdünüz siz? Ha? Ne zaman? Yalvarırım yapma ne olur. O ikisi bana tuzak kurdu. Hangi ikisi? Hangi ikisi? Tarık'la Enver tuzak kurdular bana. Yalan söylüyorsun, yalan! Yalan söylüyorsun! Yemin ederim. Sen Enver'e çamurlatarak bu işten kurtulamazsın. Kurtulamazsın, anladın mı? İnan bana doğruyu söylüyorum. Enver Bey de bu işin içinde. Hem de ta başından beri. Kanıtlayabilirim. Ya ne kanıtı ya? Ne kanıtı be? Ne kanıtı? Babanın Elyas'ını tanırsın diye. Dolapta. Şu dolapta bordo bir defter olacak. Babanın günlüğü. Bordo bir çantada. Kaldır. Babanın günlüğü. Ölmeden 6 ay önce yazmaya başlamıştı. Ben de hayatımı garantiye almak için sakladım. Hayatta güvendiğin kim varsa sırtından vurdu beni. Tarık Karasu'ya karşı her zaman temkinliydi. Ama Enver kardeşim gibiydi. Onun da işin içinde olmasını kaldıramıyor. Ne için kıydınız babamı? Nasıl kıydınız? Ben de senden bunu beklerdim zaten. Feyza ile olan yakınlığın... O durumu hiç merak etmenize gerek yok. Aynı arzu ettiğiniz gibi ilerliyor. Peki bana niye öyle gelmiyor Murat? Sana Feyza'dan uzak durmanı söylemiştim. Evet. Niye hala yakınındasın? Siz yokken Feyza Hanım'la aynı sizin istediğiniz gibi bir yakınlık kurmaya çalıştım. Bir kadının güvenini kazanmakla onu kendine bağlamak arasındaki farkı bildiğini sanıyorum. Çok özür diliyorum. Feyza Hanım'ın
sizin için ne anlama geldiğini hiçbir zaman aklımdan çıkartmıyorum. Ama aramızdaki durumun birdenbire değişmesini açıkçası pek doğru bulmuyorum. Neden? Böylesi ani bir değişiklik olursa Feyza Hanım buna sizin sebep olduğunuzu hemen anlayacaktır. Bu onun gözünde sizin daha da kötü bir duruma düşmenize sebep olmayacak mı? Bu kadar ince düşünüyorsun yani, öyle mi? Ben her şeyi sizden öğrendim. Bu zamana kadar ödediğim bedellere sadece onu yeniden kazanabilmek için katlandım Murat. Aksi olursa neler yapabileceğimi ben bile kestiremiyorum. Benden tam olarak ne yapmamı istiyorsunuz? Başta konuştuklarımızdan farklı değil. Planladığımız gibi Karasular'ın yanında olmaya devam et. Ama Feyza'dan uzak dur. Yurt dışına gitmeniz konusunda hala kararlı mısın? Daha önce böyle bir şey düşünmemiştim. Ama bizim için doğru olacağını düşünüyorum. Asıl soru, sen ne düşünüyorsun? Tabii beni başta çok heyecanlandırıyordu bu fikir. Yepyeni bir hayata, yepyeni bir yerde başlamak. Ama düşündükçe ne bileyim işte, sevdiklerimizden, ailemizden uzakta olma fikri biraz garip gelmeye başladı. Tabii sevdiklerinden uzak kalmak kolay değil. Özellikle de Kaan'la Feyza'yı düşünüyorum anneciğim. Feyza'yı Kaan'dan uzaklaştırmak çok doğru olmayabilir. Böyle bir durumda bile Feyza'yı düşünüyorsun değil mi? Ne kadar zarıştın sen ya. Çok güzelsin. Çok kibarsın. Dayanamıyorum sana. Ben hiç kızamıyorum ona, çünkü anlıyorum Feyza'yı. Beni de düşündürüyor aslında bu konu. Ama bu bizim hayatımız. Mutlu olacaksak gidebiliriz yani. Yeni bir hayat işte. Değişik olur. Tamam. Hı? Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Ben seninle her yerde mutlu olurum, biliyor musun? Olur musun? Olur. Hadi. Seni seviyorum. Söz veremem, bilemem bu ömre kaç hayat daha sığar. Biz kelebeklerin kaç yarını var, bir nefes etmez görüp göreceklerin. Şimdi bir masal anlat bana, kahramanı benmişim gibi. Yere düşen üç elmadan her biri benmişim gibi. Sonra topla beni düştüğüm yerden. Beni boş yere yorma, derdim deniz, efkarım derya. Kelimeler yandı, yanıyor hala. Sen de hiç ben kalmadıysam ömrümü al da git, ama beni boş yere yorma. Derdim deniz, efkarım derya. Kelimeler yandı, yanıyor hala. Sen de hiç ben kalmadıysam ömrümü al da git.
üstü kalsın. Hiç bitmiyor sonbaharım. Baş başa düşen yaprakların, bütün unuttuklarıma kendi adını yaz ve sonra topla beni düştüğüm yerden. Beni boş yere yorma, derdim deniz, efkarım derya. Kelimeler yandı, yanıyor hala. Sen de hiç ben kalmadıysam ömrümü al da git, ama beni boş yere yorma. Derdim deniz, efkarım derya. Kelimeler yandı, yanıyor hala. Sen de hiç ben kalmadıysam ömrümü al da git, üstü kalsın. Günaydın. Günaydın. Biz bu gece hep birlikte mi uyuduk? Hı-hı. Uyandığımda seni gördüğüme o kadar çok sevindim ki. Ben de. Artık hep böyle birlikte mi olacağız? Birlikte olacağız. Yaşasın. Sen acıktın mı? Evet. Hadi gidip o zaman sürpriz kahvaltı hazırlayalım babaya da. Tamam. Yavaş yavaş. Nereye gidiyorsunuz bakayım? Aha. Sabah gıdıklaması olmadı ama. Baba, 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 baba. Ne olursa. Baba, 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 ne olur yapma baba. Baba, 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 ne olur yapma baba. Baba. Gel sen de gel. Hayır, ben değil. Evet, evet, evet. Nazar beni de gıdıklıyordu. Hayır seni, babayı. Günaydın. 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 Teşekkür ederim gülümser. Afiyet olsun efendim. Siz bir kahve daha almak ister miydiniz? Hayır, teşekkür ederim gülümser. Afiyet olsun. Ben de kahvemi içer, birazdan çıkarım. Tamam baba. Kahvaltı sırasında rahatsız ettiğim için özür dilerim. Bir şey sormam gerekiyor da size. Sor. Ali Necat Bey Kaan'la ilgilenmem için beni evine çağırıyor. Bu da yeni moda oldu. Her gün buradan birisi mi gidecek o çocuğa bakmaya? Madem buraya getirmiyor, başının çaresine bakacak. Herhalde Kaan için bidatı bulması gerektiğinin farkındadır. Ben de aynı şeyi söylüyorum baba, ama yani dinleyen kim? Yazık, o çocuk da perişan oluyor biliyor musun? Ne diyorsunuz? Ben gidebilir miyim? Bekle, ben de seninle geleceğim. Tamam Feyzan. Sen oraya gidip ne yapacaksın? Ne yapacağım baba? Gidip konuşacağım. Bu saçma inadından vazgeçmesini söyleyeceğim. İyi. Bir konuş bakalım. Belki bir işe yarar. Bakacağız. Hadi görüşürüz babacığım. Görüşürüz.
bakalım. Akşam geleceksin değil mi? Yurt dışı planını Kaan'la birlikte anlatalım. Sen de anlatmadın mı? Hayır, seni bekleyeceğim. Bazı abla. Canım. Gidiyor musun? Evet gidiyorum. Hastaneye gidiyorum artık aşkım. Ama akşam geleceksin değil mi? Geleceğim, geleceğim akşam. Hoş geldin Alacığım. Hoş bulduk Kaan. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Ben gideyim artık. Görüşürüz. İyi günler. Dikkat et kendine. Necat, seninle bir şey konuşmam gerekiyor. Çıkacaktım abla, işlerim var biraz ama. Önemli. Lütfen biraz vakit ayırır mısın? Biraz dışarıda top oyna. İzin veriyorum, fazla terleme abla. Tamam. Gel, gel abla. Kaan'cığım, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Özledim seni. Sen gelmeyince ben kalktım geldim. Bak Sibu abi geldi. Günaydın Kaan'cığım. Günaydın. Sibu abi bak, Ayşegül abla da burada. Nasılsın Ayşegül? İyiyim İbrahim, sağ ol. Ben biraz top oynayayım. Sizin konuşacaklarınız vardır. Kaan'cığım onu nereden çıkardın paşam? Biz ne konuşacağız? Çocuk işte. Ya. İbrahim. Ayşegül. Sen söyle. Yok canım, sen söyle. O ne yapıyor? Kim? Canım sen de anlamamış gibi. Eski sevgilin. Ne yapıyor diye sordum. Ayşegül, gözünü seveyim. Bunun için eziyet edip durma bana. Aa. Üstüme iyilik sağlık. Ben sana niye eziyet edeyim canım? Kadın onca yıl sonra çıkmış gelmiş. Ben sana şu kadarcık soru sordum diye eziyet ettim, öyle mi İbrahim? O zaman ben seni hiç rahatsız etmeyeyim. Bundan sonra hiçbir şey konuşmayalım biz seni. Ya, ben ne konuşacağım şey, zaten? Dur bir dakika. Gitme. İnsan gece gündüz kamyonun içinde yol giderken hep düşünür Ayşegül. Bir sürü şey düşünür. İpe sapa gelmez, saçma sapan da olsa düşünür işte. Çünkü yol bitmez. Katlanılmaz o yalnızlığa. Ben de hep düşünürdüm. Günün birinde korkmadan, utanmadan gözlerinin içine bakabileceğim. Gönlümü sonuna kadar açacağım. Bana güvenecek, yanımda huzur bulacak, güzel gülen bir sevgilim olsun isterdim. Böyle düşünürdüm. Arada da türkü dinlerdim radyodan. Ayrılığa dair, sevdaya dair türküler. Ne de güzel şeyler söylerdi o türküleri yakanlar. Ben hiçbir zaman öyle güzel şeyler söyleyemeyeceğimi aklımdan geçirirdim. Ben güzel şeyler söyleyemiyorum Ayşegül. Olmuyor işte. Söylemek istiyorum ama dilimden dökülmüyor bir türlü. Aklıma geliyor ama kafamın içinde kaybolup gidiyor. Ama ben severim Ayşegül. İnan bana, güzel severim. Kimse senin kadar güzel söylemez ki İbrahim. Vallahi bak. Ay.
Gel hadi top oynayalım gel. Hadi bakalım. Geç kaleye şut çekeyim sana. Vedat Bey geldi. Sizinle konuşacakları varmış. Gelsin. Merhaba Ömer Bey. Hoş geldin Vedat. Otursana. Bazı bilgilere ulaştım Ömer Bey. Öyle mi? Güzel. Seni dinliyorum Vedat. Girin. Hoş geldin Oğuz. Beni emretmişsiniz efendim. Buyurun. Hoş geldim. Kusura bakma. Seni buralara kadar yordum ama biraz keyifsiz hissettiğim için şirkete gitmedim. Seninle konuşmak istediğim çok önemli bir konu var. Rica ederim efendim. Estağfurullah, beni çağırmanız problem değil de canınızı sıkan bir şey mi var? Var Oğuz, var. Enver Eren'i hatırlıyorsun değil mi? Enver Eren. Ha, Feyza Hanım'ın eski kocası değil mi? Evet hatırlıyorum. Hayırdır? Hayır mı, şer mi göreceğiz. Enver bizimle çalıştığı sıralarda şirketimizi sıkıntıya sokacak bir takım işlere kalkıştı. Evet efendim, biliyorum, bilmez miyim? Sonuçta şirketimizden uzaklaştırdık. Yaptığı işlerden dolayı yurt dışına kaçmıştı. Ben ayrıntıları bilmiyorum ama yurt dışında olduğunu duymuştum, evet. O konuda sizin canınızı sıkacak herhangi bir gelişme mi var? Enver geri döndü Oğuz. Üstelik şirkete gelir gelmez karşıma çıkıp beni tehdit etmeye kalktı. Nasıl yani? Hem sizin başınızı derde soktu, hem de sizi tehdit etmeye mi kalkıştı? Aynen. Bu ne cüret ya? Ben aklım almıyor, nasıl yapar bunu? Onun tehditlerine kulak asacak değilim ama tedbirli olmalıyız. Elbette efendim, biz zaten hep tedbirliyiz. Hiçbir açığımız yok ki. İntikam duygusuyla ne yapacağı hiç belli olmaz. Onun için daha da tedbirli olmalıyız. Hakkı haliniz var. Da ben bu özel olarak tedbir almak konusunda bana söylemek istediğiniz nedir? Enver'in sızabileceği en ufak bir açık kapı bile bırakmamalıyız. Mali konular, şirket bilgileri, anlaşmalar, basın, aklına gelebilecek her ne varsa gözümüzü dört açmalıyız. Bilmem anlayabiliyor musun? Anlıyorum efendim, anlıyorum. Siz hiç merak etmeyin. Ne Enver Bey'in ne de bir başkasının sizi rahatsız edecek herhangi bir bilgiye ulaşmasına asla izin vermeyeceğim. Asla açıklarımız konusunda endişe duymayın efendim. Çok güzel. Sana itimadım sonsuz. Teveccühünüz efendim. Sizin itimadınızı kazanabildiysem ne mutlu bana. Teveccühünüz. Söyleyecek başka bir şeyiniz yoksa ben müsaadenizi isteyeyim mi? Yok Oğuz. Gidebiliriz. Geldiğin için teşekkür ederim. Rica ederim. Dur sen daha yaşlı moruk. Her şey daha yeni başlıyor. Sen açık görmedin. Buraya niye geldik? Enver Bey böyle istedi. Kafede sizi bekliyor. Hmm.
bekliyorsun. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsın bakalım? İyiyim. Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Bana bak, zayıflamışsın sen. Yoksa yine bir şey mi yapıyorsun ha? Her zamanki halim. Evet, her zamanki gibi güzelsin. Ya. Siz de çok yakışıklısınız Enver Bey. Edemezsin. Nasılsın bakalım? Çok iyiyim. Beni burada karşılaman çok hoş geldin. Özellikle istedim. Ne çok severdin değil mi? Evet. Gerçekten çok severdim burayı. Neredeyse bütün günüm burada geçerdi. Hiç at bulmuyordu. Bir de Argos'u çok özlüyorum. Çok güzel, çok asil bir at. Gel benimle. Gel. Nereye? Gel, gel, gel. Allah Allah. Çok güzel. Çok güzelsin sen. Adı ne? Adını siz koyacaksınız efendim. Anlamadım. Nasıl yani? Abi düşündüğüm şey yapmadın herhalde değil mi? Artık bir at sahibi olmanın vakti gelmişti. İnanmıyorum. Gerçekten mi? Sana çok yakışıyor. Çok teşekkür ederim abi. Beni ne kadar mutlu ettiğini bilemezsin. Güzelsin sen. Çok güzelsin. Peki ne olacak? Ben yokken kim bakacak ona? Sen bakacaksın. Seni artık bırakmayacağım. Abi ne olur. Bunu sonra konuşuruz. Gel bir şeyler içelim hadi. Sağ ol. Seni çok iyi anlıyorum. Ama sen de beni anla lütfen. Olmaz. Ben yapamam burada. Seninle konuşmak istediğim önemli bir şey var. Biliyorum Barış'ın ölümünden... O kazadan kendini sorumlu tutuyorsun ama... Eğer ben Necat'ı arayıp o arabayı al buluşalım demeseydim... ...bunun hiçbiri yaşanmayacaktı. Belki buraya Barış'la birlikte gelecektim. Eylül. O ata binen Barış olacaktı. Eylül. Benim yüzümden öldü işte. Sen oğlunu benim yüzümden kaybettin. Senin de Feyza'nın da hayatı benim yüzümden karardı. Bunun pişmanlığını yaşamadan geçirdiğim bir an bile yok. O yüzden abi... ...ben burada kalamam. Senin bir suçun yok. Kendini boşuna suçluyorsun. Kazayla senin bir ilgin yok çünkü... Barış'ın ölümü bir kaza değil.
oğlum bir cinayete kurban gitti. Kaderim bir kördüğüm, günahlardan ördüğüm, karışır da diyemem. İmkansız bir aşkın yangın yerim. Bir kördüğüm, bir kördüğüm böyle kadın. Bir ucunda ben, bir ucunda sen, kefaretimin.